Ne güzel, sıcacık. Minderi de koyunca harika bir salıncak oldu. Gaga, Gaga. Hadi gel, salıncağımızı görmelisin. Eminim çok seveceksin. İstediğin kadar sallanabilirsin. Ha? Bu da ne böyle? Bir not. Merhaba Ege, ben Gaga. Notumu bulmadan önce beni çok mu aradın yoksa? Umarım seni yormamışımdır. Sabah çok ama çok erken uyandım. Sen mışıl mışıl uyuyordun. Bir kaydırak yapmışlar. Yaşasın. Yeni bir kaydırak yapmışlar. Acaba nerede? Gaga kaydırağın yerini yazmış mı bakayım? Biraz kayıp geleceğim. Hoşça kal Ege. Geç kalmam, merak etme. Yazmamış. Heyecandan unutmuş olmalı. O zaman arar bulurum onu. Gaga için harika bir gün olacak. Hem kayacak hem sallanacak. Kaydırak sahilde olabilir. Belki de Gaga tam şu anda denize bakarken kaydıraktan kayıyor olabilir. Ha, ne güzel olurdu. Ha? Sahil bomboş. Kaydırak da yok, Gaga da. Aa, göl kıyısında olabilir. Ege, Ege uyuyor musun? Yatağın da yok. Ha, notumu almış. Ha? Bu bir salıncak. Yaşasın. Ne güzel bir gün. Kaydıraktan kaydım. Şimdi de sallanacağım. Bir daha deneyeyim. Olmuyor. En iyisi Ege'yi bulayım. O beni seve seve sallar. Az daha unutuyordum işte. Bak. İşte yazdım. Gaga, Gaga. Gaga. Burada da değil. En iyisi evde bekleyeyim. Hem o gelene kadar salıncakta sallanabilirim. Çok eğleniyor olmalı. Yoksa çoktan gelip beni de kaydırağa götürürdü. Ha? Bir not daha mı? Ege, ben geldim ama sen gitmişsin. Eğer gelirsen gitme. Beni bekle, olur mu? Önce sahile, sonra göl kenarına bakıp döneceğim. Yaşasın. Gaga da beni arıyor. Arıyordum. İşte buldum. Gaga, kaydırak nerede? Beni de götürür müsün? Götüremem Ege, götüremem. Ama neden? En iyisi deftere çizerek anlatayım Ege. Bu değil. İşte defter. Ama bu bir çatı Gaga. Çatıdan mı kaydın yoksa? Hayır Ege. Çatıdan kaydırak olur mu hiç? Şimdi de şöyle. Biraz daha eğimli. Çatının üzerinde mi yani? Evet Ege, neden şaşırdın? Kuşlar, sincaplar ve kediler için yapılmış sanki. Biraz daha büyük olsaydı çok daha güzel olurdu ama.
böyle de güzel. Saydırak olduğuna emin misin Gaga? Ha, başka ne olabilir ki Ege? Kaydım, yani kayılıyor işte. Biraz sıcak oluyor, o kadar. Sıcak mı? Bir gariplik var. Aman ne? Gaga, bu kaydırak hangi evin çatısında? Çok uzakta değil Ege. İşte dürbünle daha iyi görebilirsin. Bak, şu evin çatısında, görebildin mi? Evet, gördüm Gaga. Bir sincap var üzerinde. Ha? Kayıyor. Sana söylemiştim, kuşlar, sincaplar ve kediler için bir kaydırak. Dürbünle bakmaya devam eder misin Ege? Tamam Gaga, bakıyorum. Ha? Sincaplar ve kuşlar sıraya girdiler. Aa, Gaga! Gaga da orada. Nasıl da eğleniyor. Çok eğlendim Ege. Gördüm Gaga. Uzun bir sıra oluştu çatıda. Kaydırağı neden çatıya yaptılar acaba? Çocuklar kaymasın diye olabilir ama. Mesela seni taşıyamaz, eğilir. Olabilir Gaga. Şimdi de biraz sallanayım. Yapamıyorum. Geldim Gaga, geldim. Bu kadar yeter Ege. Kendim sallanabilirim artık. Tamam Gaga. Ben de o sırada çatıdaki o şey neymiş araştırayım. Gaga iyice yorulmuştu. Sonunda salıncakta uyuyakaldı. O uyurken anneme Gaga'nın deftere çizdiği resimleri gösterdim. Daha önce böyle bir kuş kaydırağı görüp görmediğini sordum. Annem o kadar uzun süre güldü ki yanıt vermekte zorlandı. Gaga'nın kayarken çok eğlendiği şey bir kaydırak değil, güneş paneliymiş. En büyük ve en güçlü enerji kaynağı olan güneşten yararlanılan bir yöntemmiş. Güneş enerjisi tükenmediği ve gezegenimize zarar vermediği için kullanımı yaygınlaşmaya başlamış. Çatılara konulan güneş panelleriyle evlerin sıcak su ihtiyacı ve elektriği güneşten karşılanabilirmiş. Üstelik bu paneller sadece evlerde kullanılmıyormuş. Çok büyük ve genellikle çorak olan arazilerde binlerce panel yan yana getirilerek güneş enerjisi santralleri kuruluyormuş. Bu santrallerden elde edilen elektrikle kentlerin ihtiyacı olan elektrik karşılanabiliyormuş. Thank you.